Merhaba dostlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Peki bu videoda ne yapacağız? En son hatırladığınız üzere eğitimde temel noktalar. Yani biraz daha sınıf içerisinde yapılması gerekenleri hep birlikte hatırlıyorduk. Bu ünitemizin başlığı da tabii ki ne olacak? Mistakes and Feedback. Biliyorsunuz ki yeni bir dil öğrenmeye başladığımızda muhakkak ki öğrencilerimiz hata yapacaklardır. Çünkü hatasız bir öğrenim olmuyor hatırlayacak olursak tekrardan. Peki sadece hatalar mı? Hayır tabii ki. Bir de bunlara öğretmenler olarak nasıl geri bildirimler vermemiz gerektiğiydi. Şimdi bu videomuzda daha çok bunları hatırlamaya çalışacağız. Yani hatalarımız, yapılan hatalar hep aynı mıdır, değil midir? Ne tür hatalar söz konusudur? Ve bu hatalara nasıl geri bildirimler veririz? Amaçladığımız nokta nedir? Yani dilde daha fazla konuşmayı mı yoksa doğruluğu mu amaçlıyoruz ve bu ikisini amaçlıyorsak bu ikisinde acaba öğretmen olarak nasıl bir duruş içerisinde olmalıyız bunları tekrar hatırlayacağız ve tabii ki bir diğer noktada yine dil öğreniminde önemli olan o da nedir writing writing konusunda da yapılması gerekenler nelerdi ne tür feedbackler verilebiliyordu hep birlikte yine bunlara da göz atıp videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar İsterseniz yavaş yavaş giriş yapalım Peki şimdi yeni bir e, diyelim ki grubumuz söz konusu. Girdik, öğretimimizi yapıyoruz aslanlar gibi. Devam ediyoruz ama o da ne? Birden karşımıza hatalar çıktı. Peki yapmış olduğu hatalar öğrencilerimizin e, acaba hep aynı türde hatalar mıdır? Evet, tabii ki de değil. Bu hatalar farklılık gösteriyordu arkadaşlar hatırlayacak olursak. Özellikle de eee e, öğrenimimizi yaptığımız bu üçüncü sınıf derslerinde bolca bunu gözlemlemiştik, görmüştük. Peki bu hatalar nelerdir? Şimdi bir tanesi şöyle söylenilebilir bazen özellikle de production aktivitelerinde farkında olmadan hatalar gerçekleşiyordur. E, fakat öğrenci bunu e, zamanla düzeltebilir. Yani dil sürçmesi tarzı hatalarda mevcuttur. Yani bunlar ne nasıl kategorize ediliyordu bizim kendi alanımızda? Mistakes. Yani tam anlamıyla öğrenci üretim esnasındayken farkında olmadan yapıyor hatayı. Aslında kural bilgisi mevcut ama o an itibarıyla e, farkında değil. Tabii ki o zaman işte burada bizlerin görevi artık devralma zamanı gelmiştir yani e, ne neye dikkat edeceğiz öğrenciye yaptığı hatalarını göstereceğiz Şimdi bunları biraz daha kategorize etmişler ne şekilde kategori kategorize etmişler silip istediğimiz dediğimiz de aynı e, bu hatalar ne tür hatalardır tam anlamıyla öğrencilerin kendi kendini düzeltebileceği hata yaptıkları anda düzeltebilecekleri türde hatalardır ama sadece neye ihtiyaçları var? Birinin onlara bu hatanın olduğunu göstermesi ya da bir şekilde onu ona hissettirmesi de diyebiliriz. Bu tarz hatalar slips olarak ifade edilmektedir. Tek yapmanız gereken nokta yapılan hatayı fark ettirmek ve öğrenci de bunun farkına varıp tekrar onu doğru bir şekilde tabii ki üretime dökmektir. Bu tarz hatalar slips olarak kategorize edilmektedir. İkinci bir tür... O da errors. Error. Peki error dediğimiz hata türü ne olacaktır? Bu biraz daha öğrenciye ve geri bildirim verdiğimizde kendi kendine düzeltmekten çok da fazla yarar alamazlar. Çünkü neden? O bilgi onlarda yok. İşte burada biraz daha teacher explanation yani kesinlikle bir açıklamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü ne yaparsanız yapın hangi clue'yu verirseniz verin, hangi ipucu olursa olsun öğrenci kendi hatasını düzeltemez. Dolayısıyla bu tarz hatalarda errors olarak ifade edilmektedir. Başka bir hata türü ise attempts diye kategorize edilir. bu da aslında şöyle söyleyebiliriz. Biraz daha risk taker öğrencilerimizin yapacağı hata türü olarak görülmektedir. Çünkü biraz daha kendine güveni vardır, daha aktif bir şekilde ders içerisinde olma içerisindedir dolayısıyla bildiklerinden yola çıkarak kendince yeni yeni ifadeler ortaya koymaktadır. E bu da tabii ki hatalar ortaya çıkarmaktadır. E i̇şte ne yapar mesela bir örnek verelim. Diyelim ki işte gelecek zaman olarak will olarak öğrendi. daha öncesinden de past tense ile alakalı diyelim ki bilgisi var. İşte seni arayacaktım diye bir ifade ortaya çıkarmak istiyor. Ne yapıyor? Kendince ilişkilendirme yaparak I will call you yesterday night diye bir ifade ortaya çıkarıyor. Aslında yanlış değil mi? Grammar kuralı olarak baktığımızda. Çünkü ne yapmış? Kendi bilgilerinden yola çıkarak kendince ortaya bir yeni ifade atmış. Ama biliyoruz ki Yanlış bir ifade çünkü bunu e, was going to call you e, yapısıyla söylemesi gerekecekti. Peki bu tarz hatalar tabii ki en sevdiğimiz hata türleri çünkü. E, öğrenci kendisini bakın ne yapıyor? E, bir e, 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 şeyden geçiriyor, gözden geçiriyor. Ne biliyorumu düşünüyor. E, daha sonrasında bunlardan bir sentezleme yaparak ortaya atıyor. İnşallah tüm öğrencilerimiz bu tarz hatalar yaparlar. Böyle bir gruba sahip olalım. Peki bir hata türlerini biraz daha kategorize edecek olursak neler vardı arkadaşlar? Bir, mutlaka ve mutlaka karşımıza çıkan L1 interference yani birinci dilin ikinci dile olan müdahalesi sonucunda ortaya çıkan hata türleri. Peki L1 interference ne tür e, durumlarda karşımıza çıkıyordu. Mesela negatif transferler söz konusu olabiliyordu. Kendi dillerinde olan e, bir e, kelimeyi yine e, hedef e, dilde de aynı olacağını düşünebiliyorlardı. Bunlara false friends adı da verilmekteydi sevgili arkadaşlar. Mesela e, bir örnek verecek olursak e, şu geldi aklıma. işte e, embarrassed ya da embrezada. Şimdi en em, baktığınızda Embresada, embresada İspanyolca olarak size karşınıza çıkmaktadır. İspanyol öğrenciler zannederler ki embresada ile embresed ilk öğrendiklerini düşünüyoruz. Aynı anlamda hedef dilde ama değil aslında. Dolayısıyla ne yapıyor? False friends olarak yanlış bir şekilde kullanıyor. Buna sebep olan nokta ne? Tamamıyla kendi dillerinde farklı bir anlama gelmesi. Çünkü diyor ki embresada pregnant anlamında mesela e, ama sanki İngilizcede de embarrassed ne yapıyor aynı anlamda kullanıldığını düşünüyor ve oradan yanlış bir transfer söz konusu olabiliyor. Tabii bu, sadece bu e, şekilde değil Elvan interference hatırlarsak bir de at the level of sounds tam anlamıyla sound düzeyinde de ola Biliyordu çünkü ağız yapıları, şiveler vesaire bazı hedef sesleri çıkarmakta zorlanabilir. Ne gibi zorlamalar var? Mesela Arapların çok fazla yaptığı bir hata Arap öğrencilerin e, ne yapıyorlar? V sesini çıkarmakta biraz böyle e, F gibi ifade ediyorlar. Mesela Thank you uh, very much yerine Thank you very much diyorlar. Tabii ki very ile very arasında çok fark var biliyorsunuz Böylelikle e, bu noktada da bakın yanlış bir e, ortaya ne çıkıyor anlam çıkıyor. hangi düzeyden kaynaklı olarak sağ düzeyinden kaynaklı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bazen grammar fonksiyonları olarak da çıkabiliyor Mesela kendi e, dilinde olmayan bir şey öğrenilirken hedef dilde e, bunu öğrenmekte zorluk çıkarı e, zorluk yaşayabiliyor. Daha sonrasında da tabi transferi gerçekleştirirken ne oluyor? Ortaya yine yanlış ifadeler çıkabiliyor. Elvan interferiniz yani ne olursa olsun ortaya çıkan hatalar muhakkak ki ve muhakkak yine kendi dilinden kaynaklı hatalar. Bunlar Elvan interferiniz olarak kategorize ediliyordu sevgili dostlar. Hmm. Bir diğeri ise developmental errors. Ee, bu aynı zamanda over Generalization olarak da hatırlayacak olursak karşımıza çıkıyor. Ayrıca language acquisition e, dersinin videolarında da bunu bolca görebilirsiniz. Daha detaylı olarak göreceksiniz zaten. Peki developmental errors'ı da hemen size hatırlatacak olursak neydi bunlar? Ee, şöyle söyleyebiliriz. Yeni bir kural öğreniyor ama öğrenmiş olduğu kuralı her yere genelliyor. Mesela ilk olarak hemen karşımıza çıkan ne vardır? E, herkes de bunu yapar. Yeni öğrenen e, regular ve irregular konusunu ele alalım. E, ne yaptı? Regular'larda işte e, ed koyarak e, past haline getirebileceğini gördü. E, fiili, fiile sadece ed olarak e, ekini yapıyor ve past olarak karşısına çıkıyor. Peki ne oluyor daha sonrasında? Irregular verb gördüğünde de yine aynı kuralı uygulamaya kalkabiliyor. İşte mesela want, wantedken go, goat diye biliyor. Ancak o zaman ne oldu? Yanlış bir ifade ortaya çıktı. Bu birinci dilden kaynaklı mı? Hayır. Tam anlamıyla bir kural genellemesi yaptı. Ama ortaya yanlışlık çıktı. En fazla hata bu regular ve irregular öğreniminde karşılığına çıkacaktır. Peki onun dışında mesela şeyde de yapılıyor. E, de çok genel yapılan hatalar vardır. Mesela more nicer der. Yani bakın ne yaptı? More kuralını her şeye genelledi. More nicer, more, more expensive olması gerekirdi ya da nicer olması gerekirdi. Burada da hangi kuralı önce öğrenirse diğerine uygulamaya çalışabiliyor. Bu aynı zamanda birçok farklı milliyetten öğrencinin işte düşünün ki İngilizce öğrendiğini ama ne yaparlarsa yapsınlar bu konulara geldiğinde bu tarz hatalar ortaya çıkabilmekte. Yani bir nevi interlanguage'de diye biliyoruz bunlara. Development error'lara. Çok pardon. Peki şimdi e, şunu söyleyelim. Bu az önceki görmüş olduğumuz hata türlerinden acaba hangisi daha fazla öğretmenlerin kale alması gerektiği türden? Hangisi? Tabii ki error'lar. Çünkü error'larda ne yapıyor? Gördüğünüz üzere ekstra bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorlar. Peki bunları anlattığımıza göre şimdi biraz feedback during oral work, accuracy work. Bunlara bakalım isterseniz. Accuracy ve fluency biliyoruz ki zaten accuracy dediğimiz zaman dildeki doğruluk. Fluency dediğimiz zaman da tabii ki çok fazla pauzlara yer vermeden hedef dili üretime dökmek. Yani neden bahsediyoruz? Akıcılıktan bahsediyoruz. Şimdi tabii ki aralarında muhakkak ki farklar var. Çünkü birinde communicative activities ihtiyacı ortaya çıkıyor. Diğerinde ise non-communicative activities ihtiyacı ortaya çıkıyor. Peki bizim o zaman bu communicative activities ve non-communicative activities arasında yapmamız gereken bir takım şeyler var mı? Var. Birincisi nedir arkadaşlar? Eğer ki communicative activities temel almışsak bizim muhakkak ki öğrenciye ne yapmamız lazım? Hata ile karşılaştığımız zaman Size şöyle söyleyeyim. E delayed correction mı, immediate correction mı? Hangi şekilde olmamız gerekir? Bakın neyi amaçlıyorum? Fluency'yi amaçlıyorum. Tabii ki aklınızdaki şey kesinlikle doğru. Yani delayed correction. Çünkü hemen düzeltmeye girişmemem gerekir. Çünkü neyi amaçlamışım? Akıcılığı amaçlamışım. Eğer sen orada direkt olarak yapmış olduğu hatayı Söylersen ne olacaktır? Bunu böleceksindir. Dolayısıyla da çocuk learn language'den zaten aktarımını yaptığı e, ifadeyi e, senin bölmenle birlikte bir bariyerle karşılaşmış olacaktır. Ve tam olarak transferini gerçekleştiremeyecektir. O yüzden de bu gibi noktalarda bakın ne yapıyorduk? Arka planda duruyorduk. Biraz daha yani hatalara toleranslı yaklaşıyorduk hatırlarsanız. Peki accuracy'de de ne yapıyorduk arkadaşlar? Accuracy'de de ise zaten bizim yegane görevimiz nedir? Hatalarını göstermek. Yani o zaman burada immediate correction söz konusu olabilir. Anlık olarak düzeltme yapabiliriz. Yapmış olduğu hataları tabii ki bir takım Farklı tekniklerle de gösterebiliyoruz. Peki bunlar nelerdi? Bakalım şimdi onlara. Peki ne dedik o zaman? Communicative activities, non-communicative activities. Peki bu noktada neyi temel alıyordum? Non-communicative activities diyorsam ne yapmışım? Accuracy'yi temel almışım. Communicative activities'i e, tabii ki temel almışsam o zaman olacak. Akıcılığı hedef almışım. Dolayısıyla hareket şekillerimde farklılık gösterecektir sınıf içerisinde. İşte diyelim ki komunikatif aktiviteyi temel aldım. Ne olacak orada? Benim hatalara karşı toleranslı davranmam gerektiği ortaya çıkıyor. Sebep neydi sevgili dostlar? Çünkü çocuklara hazırlamışsınızdır bir speaking aktivitesi ve onlar da Etkileşime geçerek ne yapıyorlar? E, öğrendiklerini learned language'den acquired language'e transfer ediyorlar. Peki ne yapıyorduk communicative activities'de? Bir kere delayed correction mı, immediate correction mı söz konusu? Delayed correction. Neden? Sebebi neydi? Çünkü çocuk orada transfer yapıyor değil mi öğrendiğini? Yani konuşarak aktarıyor. Learned language'den... E, acquired store atıyor. Öğrenilmişten edinilmişe. Bizler oralarda onları bölersek ne oluyordu? Bu aktarımın, bu transferin önüne geçmiş oluyorduk. O yüzden mümkün olduğunca arka planda kalıyoruz. Hatalar yapılır. Ama ne oluyor? Daha sonrasında aktivite bittikten sonra gerekli şekillerde zaten düzeltmemizi yapıyorduk. Peki bu hiç mi correction yapmayacağız anlamına geliyordu? Eğer ...communicative activities'i amaçlamışsak, daha iletişim tabanlı aktivitelerle öğretim yapacaksak... ...yani amacımız fluency ise, evet burada da e, bir takım düzeltmeler yapabiliyorduk. Ancak ne olmaması gerekiyordu? Intensif bir e, correction olmaması gerekiyordu. E, peki ne zaman yapıyorduk? Eğer ki... E, bu iletişim tabanlı hazırlamış olduğumuz aktivite stop etmişse ya da artık gitmiyorsa farklı bir yöne gidiyorsa sadece ve sadece bu durumlarda oraya gerekli vurgulamalar yaparak ya da birtakım ipuçları vererek giriş söz konusu olabilir de onun dışında eğer işte yok s takısını söylemedi third person singular s veya işte yanlış kullandı does yerine do yaptı vesaire Hayır burada asla bölmüyoruz. Baktık ki communication devam ediyor kişiler arasında. Bu gibi durumlarda e, hemen oraya girip şurada şurada hatalar yaptın demiyoruz dememeliyiz. Biliyorsunuz hatırlıyorsunuz bunu eski bilgilerinizden sadece ve sadece not alıyorduk. Daha sonrasında aktivite bitiminde de bunları gerçekleştirecektik değil mi arkadaşlar? Peki accuracy de bu olay nasıldı? Hayır çok farklıydı did correction. Çünkü burada hocanın neydi asıl görevi? Zaten öğretmenin hatayı fark etme ve fark ettirme görevi olduğu için anlık düzeltmeler yapabiliyorduk sevgili dostlar. Burada da birtakım takım e, kategorize edilen e, farklı farklı türde teknikler mevcuttu. İsterseniz sırasıyla hemen onları size hatırlatalım. Bunlardan ilki nasıl göstereceğim acaba yanlış olduğunu? Neydi? Repeating tekniği arkadaşlar. Repeating tekniğinde ne yapıyorduk? şöyle söyleyeyim hemen bir örnekle. Diyelim ki işte Ali bir hata yaptı. Ali, "Can you repeat that please?" Evet bu ifadeyi söylediğimde Ali ne yapacak? Neyi anlaması lazım? Tabii ki alışkanlık edinecek. Ha, öğretmenim bana "Repeat" dedi. Dolayısıyla burada anlamadı mı yoksa yanlış mı yaptım? Bir daha sen vurgul bir şekilde söylersen can repeat that again dediğin zaman ne olacak? Ali düşünecek ki he, hata yaptım hatamı düzeltmemi istiyor. Üretmiş olduğum e, cümlede ya da yapmış olduğum herhangi bir egzersizde herhangi bir maddesinde hata yaptım. Ne yapacak? Geri dönecek. Bir daha düşünecek. Hatasını buldu. ne yapıyor? Doğrusunu ortaya koyması gerekiyor. Buna ne diyorduk? Repeating. Bir diğeri yansıma arkadaşlar. Echoing. Burada da sadece ne yapıyorduk? Biraz daha vurgulama yaparak hatanın üstüne. Repeating what student has said in an emphasizing way. Mesela ne diyelim? Yansımamızı işte she go to school every day. Şeklinde bakın ne yaptık? Go'nun üstünden geçerken urgumuzu yaptık yansımasını yaptık. Yani onun söylemiş olduğunu aynısını biz biraz daha yansıma şeklinde ona göstermeye çalıştık. Somutlaştırmaya çalıştık. O da ne yaptı? O noktayı bir daha düşünüp tekrar üretmesi gerektiğini anladı. Bir diğer özelliğimiz de direkt ifade veya sorularla da hatasını göstermeye çalışabiliyorduk tekinden. Question durumu. That's not quite right. What do you think? Do you agree with him? Gibi standart e, sorularla da ne yaptık hatalarını hemen gösterebiliriz. Hataları olduğunu e, onlara fark ettirebiliriz. Bir diğeri o öğretmenlerin çok kullandığı expression, değil mi? Yani ne yapıyoruz? Yüzsel bir takım hareketlerle gözlerin işte açılması, bir takım kaşların inip çıkması gibi öğrenciye bakışlarımızla ne yaptık hatta az olduğunu yine gösterdik. Bu da teknikler arasında yer alıyordu arkadaşlar. Bir de şunu söyleyebilirim hinting diye bir şey vardı. Clue vermek nedir? Mesela öğrenci dedi ki işte I bought this tomorrow. Ne yaptı? Burada bir tense hatası yaptı. Dolayısıyla ne yaptım ben hoca olarak da? Ya dedim ki tense. Öğrenci de ortaya çıkarmış olduğu cümlesini bu kez ne açıdan düşündü? Zaman açısından düşündü. Ve tekrar zamanı düzeltip ortaya koydu. Veyahut başka bir nokta preposition dedim. Ne yaptı? Öğrenci o zaman kurmuş olduğu cümlede preposition hatası arayacak. Şimdi bu tarz hata evet güzel bir yaklaşım şekli. Çünkü biraz daha farkındalık arttırıyorsunuz. Ama dikkat edilmesi gereken nokta ne burada? Her iki tarafta meta bilmesi gerekiyor. Meta kastımız neydi sevgili dostlar? Dildeki neyin ne olduğunu e, bilinmesi değil mi? Yani ben tense dediğim zaman zamanlara bakması gerektiğini, preposition dediğim zaman eratlara bakması gerektiğini e, bilecek. Ya da işte başka bir kavram söylediğimde o kavramın neye denk geldiğini bilecek. Aksi halde zaten bu tarz bir doğruluk gösterme çalışmasından, tekniğinden fayda alamazlar. O yüzden buna dikkat etmilmesi gerekir. Hindimde Reformulation'ı hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Reformulation'da da genelde öğretmen ne yapardı? İşte öğrenci yanlış bir ifade ya da doğru sıralama yapmadı. Yanlış bir sıralamayla başladı. Ben ne yaptım? Doğru sıralamayı e, tekrar öğrencinin cümlesini tekrar ederek doğru halde verdim ve öğrencinin de bu şekilde gitmesini istedim. Misal şöyle bir örnekle e, gidebiliriz burada. I wouldn't have arrived if I heard the alarm clock şeklinde bir ortaya cümle attığını düşünelim öğrencinin ve ben de ne yaptım? Geldim ki if I had heard deyip ona tekrar gerisini bıraktım. İşte reformulation yaptım. Ne yaptı? Doğru sıralamasını ve yanlışını da tabii ki buradan çıkarttım. Doğru olarak söyledim. Gerisini bu şekilde gitmesi gerektiğini bilecek. Peki benim beklentim neydi orada? Öğrencinin bir dahaki sefere yine if clause'luğuna böyle bir cümle yaptığında doğrusunu söylemesi doğru yapıyla ifade etmesi. Peki düşündük ne yaptık geldik baktık ama öğrenci bir şekilde doğruyu bulamıyor. E buradan sonra yapacağımız işlemde artık doğrusunu vermemiz. Get it right. Ha, burada get it right dediğimiz artık ne yaptık? Self correction ya da peer correction'dan çıkıp teacher correction'a gittik değil mi? Bunu direkt olarak söylüyoruz artık. Az önce verdiğim örnekten mesela echoing'da she go diyerek değil mi gitmiştik. Ha she goes diyebilirim ya da go değil goes şeklinde direkt söyleyebilirim adı üstünde zaten get it right okay. bu şekilde bir ifadeyle artık e, hatalarını düzeltebiliyoruz şimdi bir, bir diğeriyle devam edelim e, az önce isterseniz e, fluency work ile alakalı bir şey söylemiştim onunla tekrar bir e, hatırlatma yapalım e, demiştik ki komünikatif aktivitelerde evet neyi amaçlıyorum akıcılığı amaçlıyorum. Dolayısıyla nelere toleranslı olacağım ortaya çıkan hatalara. Ancak demiştim ki hiç mi düzeltme olmayacak? Evet, olacak. Ne zaman ki eğer aktivite durmuşsa, eğer aktivite farklı bir yöne gitmişse. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey vardı. Çok sık bir müdahale söz konusu olmayacaktı ve aynı zamanda Şimdi bir speaking durumu söz konusu olduğu için çünkü öğrenilmişten edinilmişe bir aktarım söz konusu olduğunu düşünecek olursak yaklaşımımız mümkün olduğunca nazik onları rencide etmeyecek bir şekilde olmalıydı arkadaşlar buranın altında çiziyorum. Yani gentle correction olması gerekiyordu. Promptlarımızı ya da echoinglerimizi, reformulationlarımızı mümkün olduğunca uygun, nazik bir şekilde vermemiz gerekiyordu sevgili arkadaşlar. Peki o zaman bir sonrakiyle devam edelim. Peki o zaman bir sonraki bölümde ne diyeyim, neyi kastediyorum? Tabii ki bu esnada acaba ne yapıyorum? Delayed correction yapacağım ya. Ne yapıyorum? Hataları kaydediyorum. Recording mistakes. Peki hataları kaydediyorum derken nasıl kayıtlar? Gerçekten mübalağa etmiyoruz. Bir ...video kullanabilirsiniz. Bir e, ses kayıt cihazı kullanabilirsiniz. Ha yok benim hafızam iyidir derseniz... ...hafızanızı da kullanabilirsiniz. Bu anlatmış olduğumuz hepsi aslında... ...performansları gözlemleyip... E, ...bunları, yapılan hatalardan daha fazla yarar sağlayabilmek adına... ...yaptığımız şeylerdi sevgili dostlar hatırlayacak olursanız. Çünkü daha sonraki bölümde yani... ...after the event'te bunlar kullanılabilir. Hep beraber belli bir tartışma konusu yaratılabilir. Bu performans esnasında yaptıkları hatalar üstünden ne yapacağız aslında onlara feedback vereceğiz durumdan sonra. Öyle değil miydi sevgili arkadaşlar? Bunlar çok güzel bir aktivite e, şekillendirme noktası olarak kullanılabilir. Önemli olan sadece ne yapıyorduk? Madem delayed correction yapıyoruz hataları bir şekilde kaydediyoruz ve sonrasında da aktivite sonunda da bunlarla alakalı farklı çalışmalar ortaya koyabiliyorduk. Peki o zaman devam ettiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Tabii ki feedback on written work. Bir de ne yapıyoruz? Yazım noktalarıyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz ki ya, ya, öğrenciye ne tür bir yazım istiyorum? Yani daha içerik odaklı, yaratıcı bir yazım mı söz konusu olacak yoksa dilin kurallarının ön planda tutulduğu daha form odaklı bir yazım mı yapacağım? Dolayısıyla bunları ön planda tutarak öğrencilerime feedback verebiliyordum. Hatırlayacak olursanız sevgili arkadaşlar. Peki bu feedback teknikleri nelerde? Hemen kısaca onları hatırlayalım bir sonraki konumuzda. Şimdi ilk olarak karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Responding. Peki respondingden kastımız ne? Hemen hatırlayın birinci sınıf bilgilerinizi bir dönün o zamana ne yapıyorduk? Bize belli bir e, hatta hazırlık okumuş olanlarınız da vardır belki o noktadan da hatırlayabilirsiniz. E, herhangi bir konu veriliyordu ne yapıyorduk? Onunla alakalı gerekli üretim gerçekleştiriyorduk. Daha sonrasında da öğretmene bu kağıtları verdiğimizde bize bir geri bildirim geliyordu kağıtlarımızı açtığımızda kırmızı tükenmez kalemle yapılan hatalar gösteriliyordu. Yani nelerden bahsediyorum? İşte responding'lerden yani comment'lerden değil mi? Ee, özellikle de içerik odaklıysa işte e, nasıl geliştirileceğiyle alakalı bir takım komentler olabiliyordu. Veya işte formla alakalı bir takım komentler olabiliyordu. Ve gidişat ne şekildeydi tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir ifade herhalde aklınıza gelecektir. You have done it very well. However, it would be better if you write this expression like this bla 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 bla. Evet, hatırladınız mı? Hep bu şekilde bir e, geri bildirim söz konusu vardı. Aslında bu da bir tekniktir. Şunu gerçekten iyi yazmışsın. Ancak ya da but fakat şöyle şöyle yazsan daha çok daha iyi olurdu. Evet böylelikle kendi geçmişimizden de örneklerle biraz hatırlamaya çalıştık. Bunun ismi aslında Medals and Mission. Burada yapılması gereken nokta nedir? E, ya da yapılan nokta nedir? Şimdi bir efor sarf etmiş öğrenci. Ortaya bir eser çıkarmış. Dolayısıyla öncelikle sen öğretmen olarak ne yapmalısın? O eforu ödüllendirmelisin. Yani burada vermiş olduğun madalya onun ortaya çıkarmış olduğu eseriyle alakalı. Daha sonraki mission'dan bahsedersek o da bu eseri nasıl daha etkin noktalara taşırsın. Yani yolun, yöntemin nedir? İşte responding yaparken uygulamamız gereken yegane yöntem bu olmalı. Bir dikkat durumu bu bölüm için e, steamrollering'den kaçınacağız. Yani steamrollering'den kastımız ezici göç. Şöyle ki aldınız kağıdınızı bir baktınız Allah beni kahretmesin her tarafı kırmızı. Keşke yazmasaydım. İşte demek istediğimiz nokta bu. Yani burada komentleri yaparken dikkat edelim. Ne yapalım? Çok fazla e, geri bildirim yaptığımız zaman da tamam çok güzel gitmişsin, şuraya kadar şunu yazmışsın ama şunu şöyle yazsaydın deyip doğru bir yöntem izlemişsin. Ancak kağıdın tamamında kırmızı olduğu zaman ne yapıyoruz? Öğrencinin motivasyonunu kaybetmesine sebep oluyoruz. O yüzden metodolojistler devamlı bizi bu konuda uyarmaktadırlar. Tamam komentler veriyoruz, responding yapıyoruz ama dikkat edelim ezici güç olmaktan kaçınalım. Yoksa motivasyon uçar gider. Peki başka bir teknik daha karşımıza çıkıyor. Bu da arkadaşlar yine hatırlayacaksınız. Correcting yani semboller. Semboller kullanarak öğrencilerimize verdiğimiz geri bildirimler arkadaşlar. İşte bir cümle ortaya çıkarıyor. Orada bir takım semboller. Diyelim ki işte I bought this tomorrow. Alt çizgi hemen altında W T. Peki nedir bu W T? Wrong tense. Peki başka bir şey altını çizmiş I send dedi ama sendi farklı şekilde yazdı A ile yazmış. Burada çizdi altını S. Yani verdiğimiz noktane yine bir geri bildirim verdik. Bu S neyi ifade ediyor? Tabii ki spelling hatası yaptığını gösteriyor bu tür kodlamalarla yapmış olduğumuz geri bildirim tabii ki daha az tehdit ediyor öğrenciyi. Neden? Çünkü aldığı zaman kağıdını ne görecek? Çok daha az kırmızılık. O yüzden de ne yapacak? Daha rahat olacak. Genelde correcting'in e, responding'e göre bu tarz pozitif bir etkisi olduğu söylenir. Hatta ve hatta correcting'le dilde istediğimiz noktaya da onların ilgisini çekebiliriz sevgili dostlar. Buna da odaklama diyoruz. Focusing. Niye? Çünkü şunu söyleyebilirsiniz focusing yaparken mesela bu hafta sadece tense kullanımına yönelik geri bildirim vereceğim kağıtlarınıza ya da e, önümüzdeki hafta yazmış olduğunuz eserlerde sadece paragraf organization üstüne bir geri bildirim alacaksınız. Ne yaptık bakın dikkati dilde tek bir noktada toplamış olduk. Böylelikle correcting de bu şekilde kullanırsanız ee, tabii ki etkili sonuçlar alırsınız. Etkili sonuç alamayacağınız noktalar da vardır. O da neden kaynaklıdır? Öğrencilerinize hiçbir şekilde bu sembolleri tanıtmamışsınızdır. Yani bunu ben yaşadım bilemiyorum. Belki sizin de yaşamışlığınız vardır. İlk hazırlık bölümüne geldik. İşte bolca essay yazıyoruz. Bir hocamız geldi. bize bir kağıt verdi. Sembollerden oluşuyordu. İlk gün kapattık tabii ki onu. Hemen başladık işte body bodysiydi, işte intro suydu, conclusionuydu vesaire derken bir, bir baktık ertesi günü karşımıza bir sürü sembol geldi. Daha sonrasında kağıtları aradık nerede öğretmen bize bir kağıt vermişti bu sembollerin ne olduğunu ifade ediyordu yani neden bahsediyoruz arkadaşlar kimisi kaybetmiş kağıdını bulamıyor bir sürü kaos eğer ki correcting yöntemiyle geri bildirim verilecekse bir kere öğrenciye bunun eğitimi verilmeli yani bırakın derler ki bir dersinizi bunları tanıma üstüne e, olsun yani bildiğiniz PPP modelini bunun için kullanın presentation, practice, production. Yani ne yaptık? Öncelikle hani bir kağıdı verip işte bu semboller şunlardır demek yerine bunlarla alakalı çalışmalar yaptık. Önce sunumunu yaptık, açıklamalarını gösterdik. Bunlarla alakalı örnekler yaptık. Practice bölümünde error spotting çalışmaları, underlying çalışmaları yaptırdık öğrencilere. Diyelim daha sonrasında bunlar birbirlerine production bölümüyle alakalı e, stage'de çalışma yaptılar. Ne oldu artık? o kağıda gerek kalmadı. Çünkü neden? Artık bu sembollerin neye denk geldiğini biliyor. Çünkü ben sunumunu yaptım, pratiğini yaptı, üretimine koştu. Dolayısıyla da artık o kağıdı kaybetse ne, kaybetmese ne? İşte bu eğitimi verirsek bu tarz bir e, geri bildirim yönteminden de daha çok faydalanacağımızı söyleyebiliriz. Olur da sınavda işte karşınıza true false sorusu gelirse bu ifadelere Dikkat edelim. Işte. Aşağıdakilerden hangisi feedback tekniklerinden doğru biridir gibi bir soruyla neden karşılaşmayalım. Peki devam ettiğimizde ne göreceğiz arkadaşlar? Ne görüyoruz? Bir kere dahiliyet. Dahiliyetten kastım ne? Hatırlarsınız öğretmen der ki hadi bakalım herkes şimdi kağıdını yanındaki arkadaşa versin. Neden bahsediyorum? tabii ki peer feedback. İşte dahiliyetten kastımız da buydu. Yani öğrenciyi de bu sürece dahil etmek. Peki niye hep biz peer feedback şeklinde çalışıyorduk? Birbirimize neden feedback veriyorduk? Bunun da bir amacı vardı. Bunun sebebi çünkü şimdi biraz daha öğretmen daha yani eleştirel bakabiliyorsunuz arkadaşınızın kağıdına. Çünkü ona o şekilde hataları bulmak gözünden baktıkça kendinizde de ne gelişiyor? Bir sonraki yazım, eser oluşturma, yazım esnasında da kendi eserinize de yine aynı gözle bakabilme özelliği. Yani ne oluyoruz? better at self monitoring. Okay? Dolayısıyla mümkün olduğunca peer feedback durumları söz konusu olması gerekir. Öğrenciyi de bu noktada dahiliyet yapmamız gerekebilir. Ha şunu, şunlar söz konusu olabiliyor. Ee, mesela çok e, ucu açık olabilir. Peer ne yapacağını bilemez. Burada işte e, biz öğretmenlerin ön planda olması gerekebiliyor. İşte bir form ortaya çıkarabilir. İşte, My immediate reaction to your piece of writing are deyip bakın yönerge veriyorsunuz ona. I like the part deyip nokta nokta bıraktınız. İşte I'm not sure about dedik. Ne yaptık? E, emin olmadığı noktalarla alakalı bir geri bildirim istedik. Sevdiği bölümle alakalı bir geri bildirim istedik. Dolayısıyla nasıl bir gözle bakması gerektiğini bakın. Siz ona veriyorsunuz, sunuyorsunuz. Bunu yapamayacak düzeyde olduğunu düşünürsek yine kolayı var. Bu kez de ne yapmamız gerekiyor? Checklist. Yani şunu yapmış mı? This is statement olmuş mu? Tick ya da cross. Body paragrafı nasıl olmuş? Conclusion tamam mı? Tick ya da cross. Yine ne yaptık? Yine bir e, onların e, vizyonuna bir yardımcı materyal kullandık. Nasıl bir gözle bakması gerektiği konusunda onlara yine destek olduk. Yani kesinlikle benim öğrencilerim yapamaz, edemez, peer feedback zor olur gibi bir düşünce de olmuyoruz. Written feedback sürecine muhakkak ki öğrencileri de bir şekilde dahil ediyoruz. Önemli olan levelları. Peki. Şimdi gelelim bir de bu işi bitirmekle alakalı biraz konuşalım size. Baktığımızda acaba bu feedback'i ne için veriyoruz? Sadece bir değerlendirme yaratmak için mi? Hayır. Tabii ki tek amacımız değerlendirme değil. Aynı zamanda öğrencide e, öğrenciye yardım edip öğretmek bizim amacımız. Sadece bunu yaz, ben bunu değerlendireyim, sana notunu vereyim olmamalı. Çünkü temel amacımız ne? Benim burada yapmış olduğum desteklerle bir sonraki yazımında artık öğrenciyi daha ileri aşamalara taşımak. Amacım daha iyi bir yazar olmalarını sağlamak. O yüzden de biz bu feedback sürecini verimli bir şekilde kullanmak durumundayız. Peki baktığımızda ne gibi karşımıza problemler çıkıyor bu writing konusunda? İsterseniz e, biraz da ona bakalım sonrasında da bu bölümümüzü sonlandıralım. Reducing the stress. Niye stres dedim? Niye stresi azaltmakla alakalı bir şey söyleyeyim? Çünkü evet writing işi stresli iştir. Bu kanıtlanmış bir gerçektir. Biz öğretmenler için de streslidir arkadaşlar. Çünkü düşünün 5 sınıfınız var en az öğrenciniz 20 kişi. Çarptığınızda 100 kişi. Dolayısıyla hadi bakalım topladığınızda ne olacak? Bir sürü feedback vermeniz gereken Kağıt sabahlar olmasın. Dolayısıyla bu bizim gözümüzde ciddi anlamda bir bariyer olarak karşımıza çıkabiliyor. Çünkü çok fazla vaktimizi alıyor. Tabi o vaktimizi alırken de aynı zamanda yapmış olduğumuz üzerine yapmış olduğumuz yorumlarda, e, tekniklerde kimleri korkutuyor? Az önce de anlattığım gibi çocukları. Çünkü bir baktıklarında ne görüyorlar? Bir sürü düzeltme. O da onlarda bir ne seviyesi yükseltiyor? Endişe seviyesi yükseltiyor. Dolayısıyla writing'ten alınabilecek pozitif etki ortadan kayboluyor. Bunu azaltmak için de öğretmenlerin gitmesi gereken, takip etmesi gereken bazı yöntemler olduğu söylenir bize. Peki onları özetleyecek olursak bunlardan bir tanesi selective marking. Peki selective marking'ten kastı nedir bize? mümkün olduğunca bakın e, illa her bir noktayı söyleyeceksiniz bununla alakalı geri bildirim vereceksiniz diye bir şey yok. Focusing özelliğini kullanabilirsiniz. Focusing. Nereden hatırlıyoruz? Az önce tekniklerden söylemiş olduğumuz sembollerle correctingin içerisinde ne yapmıştı öğretmen ne demişti? İşte bu hafta e, paragraf organization üstüne e, geri bildirim alacaksınız. Önümüzdeki hafta e, tense kullanımı üstüne Geri bildirim alacaksınız. Ne yaptık? Bakın. Focusing özelliğini kullanarak kendi zamanımızı azalttık. Çünkü sadece ve sadece belli bir noktaya e, odaklanacağım ben kağıtlarımı okurken. E öğrenci de ne yapacak? Bununla paralel olarak daha az kırmızılık görecek kağıdında. Bu da neyi düşürecek? Tabii ki endişe seviyesini. Başka bir nokta derler ki, farklı error kodları oluşturabilirsin. Yani illa standart o yazılı olan listedeki tüm error kodları kullanmak durumunda değilsin. Ne olacak? Farklı level'lar için farklı kodları oluşturabilirsin. Yani e, daraltabilirsin. Kendi sınıfında daha çok ön plana çıkan hataları düşünerek kendi kodlarını oluşturabilirsin. Ama yine ne yapman gerekir? Yine aynı süreçten geçerek öğrencilere önce bunları tanıtarak başlayacaksın. Dolayısıyla sen bunu daralttıkça da ne olacak? Yine okuma süren azalacak. Zamandan tasarruf edeceksin. Ayrıca öğrencimiz de ne görecek? Yine daha az bir kırmızı görecek kağıdında değil mi? Bunlar da kullanılabiliyor different error codes olarak. Veya bazıları da ne yapar? Bazı öğretmenler mesela bütün kağıdı don't mark all the papers. Bir tanesini temel olarak alırlar. Çünkü yapılan hatalar genelde aynıdır. Ve bu yapmış olduğu, temel almış olduğu kağıdı da, yapılan hataları da tahtada vurgulayarak geçer. Yani bir tane örnek olarak yapar ama bir bütün olarak düşünür. Bir diğeri de ne olabilir? involve the students. Yani onları işe, sürece dahil etmek. Neden bahsediyoruz? Tabii ki az önce anlatmış olduğumuz peer correction, peer feedback'ten bahsediyoruz değil mi? Onun da zaten belli yararları olduğunu az önce söylemiştik sevgili dostlar. Peki bu videomuzda da gördüğünüz üzere neleri hatırlattık size? mistakes and feedback ünitesinde hatalar, hataların nasıl ortaya çıktığı, hataların Farklı farklı türlerinden e, söz ettik ve öğretmenin ders hazırlama esnasında accuracy mi fluency mi temel alıyor? Accuracy temel almışsa yapması gerekenler, fluency temel almışsa yapması gerekenler ve son aralar ne yaptık? Tabii ki dil öğreniminde yazmayla alakalı feedbackten bahsettik. Bunları e, yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyordu? Maddelerimiz nelerdi? Bunları tekrar tek açıkladık ve Bitirdik. Bu, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.